ediyor. Bu cüret dediğimiz şey zalimliğin ta kendisidir tabii. Evet, hileyle, yalanla, dolanla, zorbalıkla vesayet döneminin yeni sahibi oldunuz. Değerli milletvekilleri, saray rejimi Türkiye'yi uçuracağız yalanları ile koca bir çukurun dibine itti. Tarihin hiç görmediği en ağır ekonomik, siyasal, toplumsal kriz halklara, Türkiye toplumuna yaşatılıyor. Halk içinde kavrulduğu bu derin krizi dillendirmesin diye kutuplaştırma siyaseti dayatılıyor. Terörist ilan etmediğiniz tek bir kesim kalmadı herhalde. İktidarın suçla, yalanla kurduğu totaliter rejim anayasayı fiilen lağvetti ve demokrasinin kırıntısını dahi bitirmeye çalışıyor. Parlamentonun denge ve fren mekanizmaları tamamen yok edildi. Atanmışlar seçilmişlerin üzerine çıkarılmaya çalışılıyor. Egemenliğini halktan alan bu parlamentoda ilk defa evet atanmış bakanlar seçilmişlere parmak sallama cüretini gösterdi burada. Bu parmağı halka salladığınızı biliyoruz. Tabii ki halk da biliyor bunu ve bunun tabii ki hesabını soracağı günleri bekliyor. Yasama, yürütme, yargı erklerindeki denge yok edildi, yerle bir edildi. Tek adam, kumpas yargısı, kayyum rejimi erkini kurdunuz. Yeni üçlü budur. Anayasanın sadece adı kalmış, varlık sebebi, bağımsızlık olan yargı erki, tarafsız olma niteliğini saraya maalesef kurban etmiştir. Kendini totalitarizme kurban eden yargı erki, iktidarın siyasetinin bir figüranı olmayı kabul etmiş. Saraya biadını aslında Kobani Kumpas ve HDP hakkındaki kapatma davalarını da ilan etmiştir. Kobani Kumpas davasında sergilenen adaletsiz duruş, zalimane yöntemler, adaletin bittiğine dair en önemli verilerden, işaretlerden bir tanesidir. Kobani Kumpas davası sadece aslında partimizi hedef almıyor. Ülke halklarının adalete olan kalan kırıntılarının güveni de yerle bir ediyor. Evet, Kobani Kumpas davasının her duruşmasında zulmün ve hukuksuzluğun devamına karar veriliyor. Bu davada niye arkadaşlarımız tutuklu kalıyor biliyor musunuz? Gerekçelerden biri en başı. Kaçma şüphesi diyorlar. Evet, kaçma şüphesiyle tutukluluk halinin devamına karar veriliyor. Ya soruşturma 2014'te açıldı. Arkadaşlarımız 27 Eylül 2020'de tutuklandı. 6 yıl kaçmadılar. Evlerinde, işlerinde, güçlerinde oturdular. Bazıları siyasete devam ettiler, bazıları farklı işler yaptılar. Ve bir yere gitmediler. Hepsi burada ama birileri kaçmıştı. Evet, kimdi onlar? 7 yıldır Kobani gerçekleriyle yüzleşmeyen iktidar ve yargısı yoktu. Kaçaktı, kaçmıştı. 7 yıldır hakikatle yüzleşmekten kaçanlar arkadaşlarımız hakkında kaçma şüphesi var diyorlar. Ne tuhaf değil mi? İşte sizin hukuk anlayışınız, yargı anlayışınız maalesef buraya kadar. Adaletin terazisini tamamen ortadan kaldırdınız. Bugünlerde görüyoruz, hassas teraziyle dolaşıyorsunuz. İmara aykırı olarak yapılan kaçak yapılar gibi hukuka aykırı kaçak bir yargı tesis etmeye çalışıyorsunuz. Temeli çürük, binası çürük. Adına yargı dediğiniz bir kalıpçı edasıyla toplum mühendisliğine soyunduğunuz bu çarpık düzen, bu sistem çökmeye mahkum. Tabii ki çökecek. Bu uluslararası kaynaklar şöyle bir veri veriyor elimize. Kürt sorunun çözümünde güvenlikçi politikaları tercih nedeniyle son 40 yılda yaklaşık 4 trilyon dolar Türkiye'nin kaybettiğini söylüyor. 4 trilyon dolar. Evet, yanlış duymadınız. Savaşın ekonomik maliyeti bu. Halkın lokmasından, boğazından, eğitiminden, sağlığından, geleceğinden çalınarak savaşa aktarılan para bu. Fakat herkes biliyor ki Kürtleri inkar ve halklara dayatılan savaş politikaları bir kez daha iflas etti. Dün iflas ettiği gibi bugün de iflas etti. Kürt düşmanlığı ve çözümsüzlükte ısrarınız bir bumerang gibi gelip sizi vurdu. Tüm ülkeye kaybettiriyor, kaybettirmeye devam ediyor.
Kürtlerin kimliğini, dilini, kültürünü, varlığını inkar ederek biten onlarca partiden sadece biri olacaksınız. Partiler mezarlığındaki müzesinde yeriniz hazırdır. Hayırlı uğurlu olsun. Barış politikalarıyla arasına mesafe koyan bir akıl Türkiye'de 84 milyona kaybettiriyor. Savaş politikalarıyla aranıza mesafe koymadığınız sürece çözülmeye ve kaybetmeye mahkumsunuz. Bekleyiniz. Gerçekten bekleyin. Çok az kaldı. Kurulacak ilk sandıkta sizin sonuna geldiğiniz boş hikayenize büyük harflerle bir son yazılacak. Bir de tahammül edemediğiniz Kürtçeyle de söyleyeyim. Halas. Türkiye'de savaş kriterleri değil, barış kriterleri, demokrasi ve hukuk üstünlüğü kriterleri mutlaka işleyecektir, işleteceğiz. Bunu biz işleteceğiz, Türkiye halklarının barış iradesi işletecektir. Değerli milletvekilleri, saray rejiminiz bölgesel meselelerde her zaman olduğu gibi bu son 10 yılda da çözümsüzlüğü ve krizi dayatan politikaları dayattı, yürürlüğe koydu ve devam ettiriyor. Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Kafkasya'da, Avrupa ile ilişkilerde ve daha birçok dış politika konusunda zafer nidaları, kibir ve benzeri şövenist yaklaşımlarınızı görüyoruz. Diplomasi yerine şiddeti, çatışmayı ve gövde gösterilerinizi izledik, izliyoruz. Başka bir deyişle savaş çığırtkanlığı ve hamasi siyasetsizliğinizi gördük. Dış politikayı ÖSO, IŞİD, El Nusra, HTŞ ve türevleriyle ellerinizde SİHA'larla, İHA'larla yürütüyorsunuz. Ya da yürüttüğünüzü sanıyorsunuz. Denizde, havada, karada kriz fırsatçılığı yapıyorsunuz. Savaş politikalarıyla besleniyorsunuz. Besin kaynağınız çok yazıktır ki insan odaklı değil, kan ve gözyaşı. Kürt düşmanlığı, barış karşıtlığı şeklindeki politikanızın sonucudur Suriye'deki yıkım. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'yi, dört tarafı düşmanlarla çevrili bir coğrafyaya dönüştürdünüz. Etrafta dost bırakmadınız. Herkesle düşmansınız. Şengal'i bombalayarak Suriye'de, Irak'ta ve Türkiye'de olduğu gibi IŞİD'in yarım bıraktığı katliamları devam ettirmenin arayışları sürse de ne Irak'ta, ne Suriye'de, ne de Türkiye'de yaşayan Kürtlerin iradesini ve mücadelesini tabii ki kıramayacaksınız. Ha bir de geçmişte 15 Temmuz finansörü dediğiniz, hakkında en ağır manşetleri attırdığınız Birleşik Arap Emirlikleri'nin kapısında sıcak para bekliyorsunuz ya. Tutarsızlık, ilkesizlik dış politikanızın ekseni olmuş. Sizin dış politikada müzakere dediğiniz dolar müzakeresidir. Türkiye'nin kaynaklarını dışarıya peşkeş çekme müzakeresidir.